yanlış görmüyorum değil mi? O senin kuzenin Nihan değil mi? Alihsan amcanın kızı. Evet. Nihan. Nihan. Nihan abla değil mi bu? Nihan da döndü demek sonunda. Herhalde. Bilmiyorum. Nereye ya? Çarşıya gitmeyecek miydik? Sonra Gonca. Sonra. Değişmemiş. Ama biraz eskimiş. Eskiyecek elbet. Senin yüzünden. Senden sonra bir çivi bile çaktırmadı rahmetli. Öyle istedi. Nasıl olacaksa. Senin de umurundaydı. Kokusu aynı ama. Özlemişim. Özlemeseydin. Ben mi dedim git diye? Sen kendin gittin. Baba. Haksızlık etme ne olur. Bir anlık arkamı dönmemi fırsat bilen sen değil misin? Ha? Ananı babanı hiçe sayıp o yabanın arkasından giden sen değil misin? Ne haksızlığı be? İyi dedin işte. Döndün arkanı. Ben konuşmaya çalıştım seninle. Dinledin mi? Dinlemedin. Kestirip attın.
Ben babayım. Dolanaydın peşimde. İncilerin mi dökülürdü? İzin vermedim ki baba. Yüzüme bile bakmadım. Mektup yazdım ben de. Hiç olmazsa mektuba dökeyim dedim derdimi. Onu bile okudun mu bilmiyorum ama. Sen hepimizin hayatını alt üst eden kararlar vereceksin. Sonra sen bu kararlarını mektuba yazacaksın. Nihan, hangi hayat sığar iki satır yazıya? Baba sen beni önemsesen o iki satıra da gerek kalmazdı. Sen demez miydin hep? Babalar kızlarının gözüne bakınca her şeyi anlar diye. Sen beni hiç anlamamışsın. Neyi anlayacaktım affedersin? Neyi anlayacaktım? Ananın babanın gönlünü hiçe sayıp o Rus deysin peşinden gitmeli mi? Nihan, iki cihan bir araya gelse seni anlayabilmem mümkünatı yok. Merhaba. Alihsan, pardon ben sizi rahatsız etmek istemedi ama ses duyduğu merak etti. Kim bu kadın? Kimse kim, sana ne? Sen onca kendi hesabını ver. Bana hesap sormak nereden çıktı? Alihsan? Efendim? Kesin.